y aller. Devam edeceğini bilmemekte birlikte. Ben de bilmiyorum ama sanki alan o taraftan. Sol taraf. Kim o? Doğuş otocam mı? Evet, kafamıza göre mi? Hiçbir fikrim yok. Yerleşeceğiz. Sınırlar bu tarafta. Orası acaba girişi şirketlere mi şey yaptılar? Sen bir geri dön o tarafa bence. Şeyler orada. Kimler? Koç Yalçınlar. Bir de onun ön tarafı var. Çok karanlıkta kaldın yine. Sen hep karanlıkta kalıyorsun. Ya ben hep karanlık. Karanlıkların lorduyu gibi. Karanlık. Karanlıkların lordu. Nex'im. Oh. Evet. Neredeyiz? Motoru bir kapat istersen. Gır 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 gır. Hemen söz dinlerim ben. Neredeyiz? Neredeyiz? Bursa Harmancık'tayız. Bursa'dan çıkışımızın başlangıç noktası olarak Harmancık'ı seçtik. Bursa'dan çıkmak için Bursa'ya geldik. Ay döndüremedim. Şöyle yapayım ben. Evet, Harmancık'ta Kamp Karavan Festivali'ne geldik. Sevgili Bahar, Bahar Çatık Organizasyon, Harmancık Belediyesi, Go to Bursa ve birkaç... Birçok katılımcı firmanın evet, da iştirakiyle birlikte... Çok güzel bir organizasyon olacak çünkü öncesinde Bahar'ın yapmış olduğu birkaç tane organizasyona katıldık. Acayip keyif aldık. Evet. Şimdi de hazır Bursa'dayken bu organizasyona evet. da katılıp yolumuza öyle devam ederiz diye düşündük. Şimdi daha yeni geldik. Bakalım yer bulalım kendimize, yerleşelim. Etrafa bakarız. Orada sarı aracı gördüm şimdi. Mahmut abiler o tarafta. Bursa Kamp Karavan Derneği. Evet. Hani belki onlar dernek olarak o tarafa yerleşmişlerdir. Olabilir. Orası ara yol gibi. Evet, yani oralar dar sokak sokak. Sanırım asıl alan bu taraf. Bana da öyle geldi. Aşağı doğru bir gidelim o zaman. Hadi gidelim bakalım. Bir yerleşelim. Çok yaşa. Evet, yerleştik. Evet, yerleştik. Yerleştiğimiz yeri göstermesem de. Dibinden çekince olmadı tabii. Ben göstereyim uzaktan. Orman adamı gibi şey yapayım. Orman adamı gibi. Şöyle. Şuralar hep karavan alanları. Şu taraflar yine aynı şekilde karavan alanları. Buralar böyle. Bize geniş bahçeli bir yer ayırmışlar. Sağ olsunlar. Evet, Max alanın koku müfettişi. Tamam mı? Kokladın mı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hayır, hayır. Bu hal ne? Karavana hırsız mı girdi Cem Bey? Hemen şuradan da devam edeyim ben açıkla. Karavanın bu haline. Bu insanlar... Ayrıca bir şey çıkıyor. Yolculuk hali. Böyle oluyor genelde yolculuk. Hayır işte böyle olmuyor bizim yolculuğumuz. Bu Bursa'dan çıkış bizim hali. Bizim Bursa'dan çıkış halimiz. Çünkü şöyle oluyor. Hemen şuradan göstereyim. Bu tarafa doğrudan dayı. Göster. Bir saniye. Bursa'dan çıkmadan önce bütün eşyaları böyle yapıyoruz. Sonra bunu böyle falan yapıyoruz. Düşebilecekleri sabitliyoruz, kaçıyoruz. Neden önce dışarıda arka tarafımız eğimde aslında. Onu kısmen şöyle göstereyim ben telefonumdan. Benim telefonumdan kontrol ediyoruz bunu. Bu tarafa doğru artı 2 derecelik bir eğim var. Minder üstünde yaptım ilk önce. Bir de zeminde yapıyoruz. Muhtemelen artacak çünkü arka tarafa doğru daha fazla bir eğimdeyiz. Artmadı. Yine 2 derece. Sol arka köşeye doğru 2 derece eğimdeyiz.
O zaman amortisörlerimizi ayarlayalım. Evet. Biliyorsunuz montajını Gülden'in yaptığı Onair süspansiyonun amortisörleri var karavanda. Amortisör değil aslında. Air süspansiyon. Air süspansiyon evet. Arka tarafta air süspansiyon var. O yüzden bu gibi eğimlere denk geldiğimizde arka tarafı eğimli bölgeye bırakmaya evet. çalışıyoruz. Arka taraf aslında tamamen eğik ama sol arka köşe özellikle daha fazla eğik. Asıl eğim oradan kaynaklanıyor şu anda. Sol taraftaki süspansiyonu şişirip bakacağız dereceye. Ona göre belki sağ taraftakini şişirir. Sağ tarafa bir tık şişirebiliriz. Evet, biraz belki yükseltelim. Bu tür kötü zeminlerde, çünkü bütün zeminlerde yüz değil. Bu tür kötü zeminlerde bu air süspansiyon bizim inanılmaz derecede çok. İşimize yarıyor. Yani çok da kullanıyoruz yani. Çok. Yani montajını yaptığımız günden itibaren kullanmadığımız bir kamp neredeyse olmadı. Bir de sizi aslında özgürlük de tanıyor. Sağ taraf 3 PSI'da, 30. Sol taraf 40 PSI'da. Evet. 0101. Yani bu kadarcık fark da zaten çok önemli değil artık. Merhaba tatlım. Merhaba canım. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim. Paket açmak için bekliyorum. Oo, paket açılışı yapacağız. Ne paketiymiş o? Bu Cars.com'dan bizim için yapılmış güzel tişört. Hemen bakalım. Daha denemedik, açmadık bile. Sadece öyle bir kontrol ettik. Evet. Renkler. Dın dın. Bir canlı doğa yeşilimiz var. Evet. Bir hakimimiz var. Poşet var. İçinden ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Oluyor oluyor. Oluyor mu? Tadam. Ta 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 tam. Oo. Evet. Tişörtleriniz çok güzelmiş. Biz de sizin tişörtlerinizi giyip reklam yapmak isteriz diyen arkadaşlarımız olursa sipariş alınır. Alırız siparişi. Cars.com'un kendi logosu. Baykuş deseni. Hadi giyelim. Hadi giyelim. Ben şu arkasını göstereyim ben. Aa. Çok hoş. Mantırı vırtçılar. Mantırı vırt. Ben şöyle yapayım. Oo. Evet, bu arada biz ikinci gün oldu Harmancık'ta. Evet. Bugün organizasyon başlıyor. Biz de çalışıyoruz bir yandan. Evet, ben hafta sonu videosu için çalışıyorum. Pazar videosu için çalışıyor Tolga bir yandan. Bir yandan ortalığı topladık, lütfen göstereyim. O kadar dağınık halini gösterdik. Şu köşeyi görmeyin. Orada onlar yok. Onlar yok. Bulaşıklarımız yıkandı. Şöyle güzel bir ağacımız var hemen yanımızda. Evet. Yeşillikler içindeyiz. Hemen bu tarafı da göstereyim. Yavaş yavaş dolmaya başladı bu arada alan. Bakıyoruz. Asıl alan şuranın arkasında aslında. Biz bu tarafta biraz daha sessiz bölgede kalmayı tercih ettik. Burada arkadaşlarımız var. Bahar, Yalçın. Ve bu tarafa doğru şuradan görüyorum ki Hikmet Dayı da gelmiş. Evet, Hikmet Dayı. Otobüsü gördüm. Evet. Şimdilik evet. Çalışmaya devam. Hazır evet. Sakinken videoya devam edelim. Videoya devam edelim. Buyurun efendim. İş başına. Mesaimiz başlasın. Çay kahve bir şey ister misiniz çalışırken? Kahve olursa lütfen. Peki. Nasıl olursunuz kahveniz? Sade olsun. Peki. Ufak ufak yağmur başladı. Şu anda dışarıda olan karavancılar yavaş yavaş karavanlarına kaçıyor. Neden? Herkes karavanlarına kaçıyor. Biz erken davrandık. Biz erken davrandık çünkü tecrübeliyiz bu konularda. Gelen bulutları yok görüntüsünü görünce. Evet. Evet arkadaşlar, buradan bir yıldız geçti. Bana diyor. Sevgili Bahar Çatık şu anda. Alana giriş yaptı. Harmancık'ta alana giriş yaptı. Bravo! Organizasyon teşekkür ediyoruz. Duygularınızı alabilir miyiz? Birimiz
biz akıllı olaydık ya. Herkes de böyle oluyor. Hadi bakalım. Avlayalım ortaya. Hadi bakalım. Fatih Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş sevgili geldiniz. Seyyah Karavan. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Buralar cennet ya. 15 dakikalık bir rotarla gezi ekibini yakaladık. Çok uzaklaşamamışlar. Biraz hızlı geldik gibi. Nefesin. Nefesin. Ama onlara yetiştik. Şuradan gireyim. Doğal yürüyüşü. Yaptığımız rota bungalov gezisine dönüştü. Doğaya ulaşacağız aslında inşallah. İnşallah. Ben şey diyorum, arka tarafta yol var, o yoldan da aşağı ineceğiz. Büyük ihtimalle. Evet. O merdivenleri koşarak çıkmayacaktı. Hadi ben onu yaptım da sen niye o merdivenleri Gaza koşturdun? Gaza geldi peşinden koşturdum. Bir de sonuna kadar koştum, dursana yürü. Hiç. Gel kuzum. Evet, böyle zipline'lar falan filanlar. Şöyle enteresan bir şeyler. Kilitli kapılar ardına geçtik. Doğaya ulaşabildik sonunda. Bu yolda en çok Max'e yaradı galiba. Evet, ağzı kulaklarında. Hadi gidelim. Yürüyüş grubundan niye ayrıldık? Niye mi ayrıldık? Çünkü çok sıcak. Ağaçlık için serin olur diye düşünmüştüm ben. Ama burası daha çok yalıyor. Evet. Yani aşırı sıcak olduğu için ve ne kadar bir güzergah olduğunu da bilmediğimiz için biz gruptan ayrılıp da girdiğimiz. Alan biraz basık. Gündüz gerçekten bunaltıcı bir sıcak. Özellikle dün bir de bulutluydu. Çok fazla bir sıcak ve bunaltıcı hava söz konusu. İçin daha fazla pişmeden evet. Gezilmemize gerek. Yani Ağustos'un başlarında burası böyleyse Haziran'ın başlarında böyleyse Temmuz Ağustos'ta düşünemiyorum bile. Ya bir de biz hep Uludağ serin yerlerini gezdik ya. Evet. Önce bu tarafa gelmemiş. Burası biraz daha muhtemelen alçak kalıyor rakım olarak. O yüzden de sıcak evet. Olabilir. Hava basık muhtemel evet. Burada. Ekotesis hakkında şeyler konuşalım mı? Ya güzel bir kamp alanı yapmışlar. Aslında kamp değil de kamp karavan alanı yapmışlar. Kamptan ziyade bence organizasyon alanı yapmışlar. Etkinlik yani. Alanı olarak değerlendirilebilir. Karavan alanı olarak bizim nazarımızda bazı eksiklikleri var. Çünkü şey kafası var. Biz birçok videoda bahsediyoruz. Karavancıları otopark gibi iteliyorlar.
diye. Burada da aynı sistem söz konusu. Aracınızı park edip hemen yanına çimiyorsunuz. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Yanına elektrik getirmişler, evet su getirmişler, ayrı bölümleri ayırmışlar ama parça parça. Bence aslında etkinlik için uygun bir yer değil. Sana etkinlik için bir yer yapmışlar dedi ama yani bu tip etkinlikler için. Hayır, genelde şey hani etkinliği, mesela büyük şirketlerin yemek etkinlikleri falan olur ya, piknik etkinlikleri. Tabii. O etkinlikler için çok uygun bir alan. Yani büyük bir fabrikanın hafta sonu piknik etkinliği vardır. Evet, burası o etkinlik için harika bir yer. Çünkü alan geniş. Yani o yönden gayet başarılı. Havuzuna varana kadar var. Evet. Ama karavan kampingi değil bizim nazarımızda. Çünkü aracını park ediyorsun. Aracını park ettikten sonra sana kalan alan sıkıntılı. Pis su. Yani alan düz zemin değil, eğimli. Evet. Hadi bizim eğir süspansiyonumuz var. Biz kendimizi ortama göre ayarlayabiliyoruz ama birçok araç taş arıyordu. Evet. Konum değiştiriyorlardı. Sıkıntı yok. Ayaklarla ayarlamaya çalışıyor. Hatta şöyle eğim o kadar fazlaydı ki ayaklar yetmedi. Biz bizim elimizdeki ahşaplardan verdik. Evet, takoz verip yükselttik bir yan taraftan falan. Yani evet, güzel şeyler yapmışlar ama halen daha ufak tefek eksiklikleri olduğunu düşünüyoruz. Maalesef ki. İşte çok profesyonel bir karavan kamp mantığıyla yapmamışlar muhtemelen. İşte dediğin gibi organizasyon etkinlik alanı yapmış. Etkinlik alanı. Sonradan yapıldığını düşünüyoruz biz o bölümde. Bilmiyorum ne kadar doğru ama yani görüntü onu düşündürüyor. Çünkü evet, hani işi bilen birisi karavan kamping yapmak için niyetlendiğini mesela yerleri düzlemesi lazım bu şeyi. Çünkü karavanda düz konaklaman lazım mutlaka. Hani onlar bile çok dikkat edilmemiş. Ama şey mesela işte tuvaletlerin temizliği olsun. Bu organizasyon için normal zamanda bilmiyorum ama belediye çalışanları sürekli her devamlı yerdeler. Evet evet. Tuvaletlerin temizliği, dışarıda dolaşıyorlar, bir eksik ihtiyaç var mı sürekli soruyorlar. O konuda sıfır sıkıntı evet, zaten. Dün akşam o konuda saat çok başarılılar. Kadar mesela tuvaletlerin orada bir görevli duruyordu. Aynen. Sürekli etrafı inceleyip duruyordu. Hani böyle şeye hazır, hizmete hazır durumdalar evet, yani evet, evet, sürekli. Yok, o konuda o açıdan sana katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Hani belediye çok iyi çalışıyor. Evet. O konuda sıkıntı yok. Sadece muhtemelen yetkin bir kişiden bilgi alınarak yapılmamış. Evet evet. Yani çünkü bilmeyen bilir. Şey evet, hani bilmeyen bilir. Yani düz zemin olması gerektiği, aracın gönyede durması gerektiği, bunlar karavan için elzem problemlerdir. Alanda o yok. Sadece buraya daha sonrasından gelecek olan arkadaşlar olursa, hani bunu bilerek gelsinler. Etrafta takoz yok. Gerekirse takozlarında taş yok. Yanlarında getirsinler. Tamam. Bu yol şeyin alanına girmeden aşağı iniyor. Oradan mı inelim yoksa o festival alanı büyük broşür falan olur. Geride var, gözüküyordu ama çok şey falan. Evet. Yani eko tesis olarak, etkinlik olarak güzel alan yapılmış. Şu ağaçların arasından gözüken yer Harmancık. Bungalov evler, işte lokantalar, etkinlik alanları, oyun alanları, macera alanları. Hadi Max, Max kendini kaybetti. Çok kara ya. Gözümden ıstıra bakıldım. Ömrüm böyle tükendi. Ne kadar zalim yıllar. Gönlüm çok... Bitti. Gidiyoruz. Herkes gidiyor oraya. Yine bir etkinliğin sonunda etkinlik sahiplerini uğurlarken yok, gidemiyoruz yani. Bilmiyoruz ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.
Görüşmek üzere. Benim 21 yılında muayene öncesi, yani size gitmeden hemen önce beyazdı normalde, sonra renk boyata vardı. Bir organizasyonun daha. Sen söyle. Ama ben söyleyince de tekrar ediyorsun. O yüzden sustum ki. Evet, bir organizasyonun daha sonuna geldik. Anlaşılıyor ki bulaşıklar yerleşiyorsa yola çıkacağız demektir. Evet. Güzeldi. Eski arkadaşlarımızı gördük. Yeni arkadaşlar edindik. Yeni komşular edindik. Max'in yeni bir fan kitlesi oluştu. Max 3 gün mü 4 gün boyunca gün. Sürekli Max Max diye peşinden koşan kızlar vardı. Hepimiz çok eğlendik yani. Evet. Şimdi videonun başında biliyorsunuz Gülden'in de yardımlarıyla birlikte air süspansiyonlarımızı şişirmiştik. Çünkü ben hemen dışarıdan göstereyim size kaldığımız konum gereği. Kapıyı biraz kapatıyorum. Dağda bir yerde olduğu için alanın düz olma gibi bir olasılığı pek yok. Şuradaki yüksekliği görüyorsunuz. Şu mesafenin genişliği ile şuranın genişliğini görüyorsunuz. Hatta size şöyle bir görsel yapayım. Yani şu bölgede şöyleyken şu kadar bir fark var. Takribi 20 santim gibi bir fark söz konusu. Peki biz bu farkı nasıl ortadan kaldırdık? Önceki videolarımızda izlediğiniz gibi air süspansiyon sayesinde biz bu farkı ortadan kaldırdık. Şu anda yol konumunda değiller. Gayet yüksekler. Bunları yol konumuna düşüreceğiz. Ondan sonrasında yola çıkacağız ufak ufak. Birçoğumuzun bildiği gibi bizim air süspansiyonun buna getirdiğimiz için biz yola çıkmaya bu arada 2 gündür YouTube videomuz yüklenmeye devam ediyor. Evet, %72 oldu önce cumartesi sabahından pazara 4'e kadar. Evet. Şimdi bunu mecburen böyle açık bırakmamız gerekiyor yolculukta da. Alt kısımda hava alsın diye. Şöyle ayakla bakayım ne kadar olacak böyle. Olur, ters olur. Mi yapsam? Ters koyarsan daha rahat oluyor. O da olabilir. Bu, mouse'unu da koyabilirsin arka tarafına burada doğru. Burada bir şey olmuyor da Max atlıyor ya. Evet. Sırta dayanmasın. Yok dayanmıyor. Arkası aralık. Tamam. Şurada şuradan kaymasını engellesin. Gerçi 2 saatlik bir yolumuz var. Ondan sonra yine onu faaliyete sokacağız da. Max atlayıp devirip bir şey yapmasın. Bilgisayar malum pahalı. Evet yatağın üzerini de göstereyim arkadaşlarımıza. Yolculuk hali. Biraz attık. Yatak, banyo. Her şey dolu. Şimdi suyunu alalım. Onun için koymuşum buraya. Evet. Bizi kaldırayım. Bir de suyumuz çeyrek deponun altına düştü. Hı hı. Onu da dolduralım mı hazır burada çeşme varken? Yolda mı? Yolda dolduralım. Yükle devam etmeyelim boşuna. Banyo camımız önemli. Bu camları birazdan kapatayım en sona kalsın. Evet. Koyalım. Evet. Hazırız yola. Burayı da kapattım. Sadece şimdi zaten şekli değişmemişti. Yok. Yani tavan havalandırmasını indirebiliriz ama öncelikle onu da evet.
Yalıtımı içeri almak lazım. Ay kör oldum. Güneş patladı. Tamam, o şekilde alabiliriz. Evet. Oho. Sıkıştırdık. Evet. Evet. Şurada zaten bir şeyimiz yok. O zaman camları da kapatayım. Kapat. Yok. Şey mi yapayım? Aralık mı bırakayım dedi. Yok yok. Şöyle tellerimizi kapatıyoruz. Şu arkadaşı da şöyle koyuyorum. Neredeydi bunun alandırması? Altında. Buna böyle koyuyorum o zaman. Evet. Tamamız. Tamam, tamamız. Evet, hazır mıyız gençler? Hazırız. Hazırız be ya. Hazır mıyız? Ben de hazırım. Nix. Koyacağım. Güzel surat. Güzel surat. Evet, organizasyonun sonuna geldik. Harmancık. Ekolojik tesisleri, ekolojik turizm tesisleri adıyla geçen bu noktaya Harmancık Belediyesi'nin ve Bursa Belediyesi'nin katkılarıyla Harmancık Belediyesi, Go to Bursa ve Bahar Çatık Organizasyonu düzenlediği bu organizasyon artık sona erdi. Şöyle bir göstereyim hemen. Evet, hala doyamayıp gidemeyenler var. Pazar kalabalığına kalmak istemedikleri için. Henüz gitmeyen arkadaşlar var. Biz gidiyoruz. Çünkü artık Türkiye turuna devam ediyoruz. Evet. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani Antalya'ya gidiyoruz. Ama Antalya'ya gidene kadar yolumuzun üzerindeki haritamızda işaretli olan daha önceden belirlediğimiz noktalardan geçeceğiz zaten. Hazır geçmişken de oraları da gezip görelim diyoruz. Bir kere de Antalya'ya inmeyeceğiz. Sanırım bir 20 günü falan bulacak Antalya'ya. Bakalım inşallah. Bazen daha da uzayabiliyor bu süreler gibi bulduğumuz güzel yerlere göre. Şimdi artık yola çıkıyoruz. O zaman değerli vaktinizi bize ayırdığınız için, videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni maceralarda, yeni yollarda, yeni konumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.